Herkese merhabalar, TeknoPro kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 1500-2500 TL arası en iyi 8 telefonu inceleyeceğiz. Listemize ilk olarak Huawei P Smart 2019 ile başlıyoruz. Ekranı 6.21 inç IPS panele sahip, Full HD Plus 415 ppi'lik bir ekranla geliyor. Cihazın 13 megapiksellik ana kamerası yapay zeka desteğiyle kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. 2 megapiksellik ikinci kamerası da portre fotoğraf çekme imkanı sağlıyor. Video konusunda 1080p 60 fps'e kadar kayıt desteği sunmakta. Cihazda güvenlik seçeneği olarak arka tarafında parmak izi okuyucu bulunuyor. P Smart 2019'un işlemci tarafında Kirin 710 bulunuyor. Bu işlemciye 3 GB'lık RAM eşlik ediyor. Plastik malzeme yapısıyla karşımıza çıkan cihazın batarya kapasitesi 3400 mAh. Depolama tarafında 64 GB'lık bir alan sunan telefonun fiyatı ise 1539 TL'den başlamakta. Listemizin ikinci sırasında Meizu X8 modeli karşımızda. 6.15 inçlik IPS panele sahip Full HD Plus 401 ppi piksel yoğunluğunda bir ekranla geliyor. İki kameralı olan Meizu XS 12 megapiksellik ana kameraya sahip 4K 30 fps video çekebilme imkanı sunuyor. 5 megapiksellik ikinci kamerası da portre fotoğraf çekme imkanı sağlıyor. Ön kamerası 20 megapiksel olan bu cihazda yapay zeka desteği de bulunmakta. Cihazda güvenlik seçeneği olarak arka tarafında parmak izi okuyucu bulunuyor. Snapdragon 710 işlemcisi ile gelen cihazda 4 GB'lık RAM bulunuyor. Çerçevesi metal, arka kapağı plastik bir malzeme ile karşımıza çıkıyor. 3210 mAh'lik batarya kapasitesine sahip Meizu X8'in dahili depolaması 64 GB. Cihazın fiyatı ise 1548 TL. Listemizdeki üçüncü cihazımız Xiaomi Redmi Note 7. 6.3 inçlik IPS panele sahip Full HD Plus 409 ppi'lık bir ekranla karşımızda. 48 megapiksellik ana kameraya sahip Redmi Note 7, ikinci kamera olarak derinlik algılayıcı kamera bulunduruyor. Bu kamera ile portre fotoğraflar çekebilme imkanı sağlıyor. Ana kamerasında da yapay zeka desteği olduğunu belirtelim. Arka kamerasıyla 1080p 60 fps'e kadar video çekebilen cihazın ön kamerası da 13 megapiksel ve 1080p 30 fps video çekebilme imkanı sunuyor. Xiaomi Redmi Note 7'nin arka tarafında parmak izi okuyucu bulunuyor. Snapdragon 660 ile karşımıza çıkan cihaza 4 GB'lık RAM eşlik ediyor. Batarya kapasitesi 4000 mAh olan cihazın 64 GB'lık dahili depolamaya sahip olduğunu söyleyelim. Redmi Note 7'nin güncel fiyatı ise 1699 TL'den başlamakta. Listemizdeki dördüncü cihaz Xiaomi Redmi Note 8. 6.3 inç IPS panele sahip ekran Full HD Plus 409 ppi piksel yoğunluğunda. 48 megapiksellik ana kameraya sahip cihazın arka kısmında 4 kamera bulunuyor portre fotoğraflar çekebilme imkanı sağlayan Redmi Note 8, yapay zeka desteğini de kullanıcılara sunmakta. Arka kamerası ile 4K 30 fps video kaydı yapabilen Redmi Note 8, 13 megapiksel ön kamerası ile de 1080p 30 fps video çekebiliyor. Cihazda güvenlik seçeneği olarak arka tarafında parmak izi okuyucu bulunuyor. İşlemci tarafında Snapdragon 665 ile karşımıza çıkan cihaza 4 GB'lık RAM eşlik ediyor arka kapağı cam, çerçevesi plastik malzemeye sahip Redmi Note 8'in 4000 mAh'lik batarya kapasitesi bulunuyor. 64 GB'lık kapasite ile gelen cihazın güncel fiyatı ise 1774 TL. Listemizdeki 5. cihazımız Realme 6i. 6.5 inç IPS panele sahip cihazın çözünürlüğü HD Plus seviyesinde. Ekranın inç başına düşen piksel yoğunluğu ise 270. Dörtlü kamera sistemi ile karşımıza çıkan Realme 6i'nin ana kamerası 48 megapiksel çözünürlüğünde. Bu kamera yapay zeka desteği ile geliyor. İkinci kameranın yardımıyla ultra geniş açı özelliği sunarken üçüncü kamerası ile de portre fotoğraf çekebilme imkanı sağlıyor. 16 megapiksellik ön kamerası ile portre fotoğraf çekebilme imkanı sağlıyor. Ön ve arka kamerası 1080p 30fps'e kadar video kayıt desteği sunmakta. Realme 6i'nin arka tarafında parmak izi okuyucu bulunuyor. Tamamen plastik malzeme ile karşımıza çıkan Realme 6i'nin işlemci tarafında Mediatek Helio G80 bulunuyor. Bu işlemciye 4 GB'lık RAM eşlik ediyor. Batarya tarafında 5000 mAh kapasiteye sahip Realme 6i'nin depolama kısmında 128 GB'lık bir kapasite sunduğunu söyleyelim. Son olarak cihazın fiyatına gelirsek güncel fiyatı 1799 TL. Listemizdeki 6. cihazımız Galaxy M30s. 6.4 inç Super AMOLED panele sahip Full HD Plus 403 ppi'lık bir ekranla geliyor. Üçlü kameraya sahip cihazın ana kamerası 48 megapiksel. İkinci kamerası ile geniş açı desteği sunan M30s'in üçüncü kamerasıyla da portre fotoğraf çekebilme imkanı sağlıyor. Arka kamerası ile 4K 30 fps video kayıt desteği sunarken 16 megapiksellik ön kamerası ile 1080p 30 fps video çekebilme imkanı sağlıyor. Cihazda güvenlik seçeneği olarak arka tarafında parmak izi okuyucu bulunuyor. M30s tamamen polikarbon kaplı bir malzeme ile geliyor. Cihazın işlemcisi ise Samsung Exynos 9611. Bu işlemciye 4 GB'lık RAM eşlik etmekte. 6000 mAh batarya kapasitesi ile dikkatleri üstüne çeken M30s 64 GB'lık depolama ile geliyor. Cihazın güncel fiyatı 1847 TL'den başlamakta. Listemizdeki 7. cihazımız 2018'in amiral gemisi olan Meizu 16. Ekran tarafında AMOLED panele sahip Full HD Plus 402 PPI'lık bir ekranla karşımıza çıkmakta. Çift kameraya sahip Meizu 16'nın ana kamerası 12 megapiksel, ikinci kamerası ise 20 megapiksel çözünürlüğünde. Bu cihaz portre fotoğraf çekme yeteneğine sahip. İkinci kamerası 3x optik zoom yapabilmekte. Arka kamerası ile 4K 30fps video çekebilirken 20 megapiksel ön kamerası ile de 1080p 30fps çekimler gerçekleştirebiliyor. Cihazın arka tarafında parmak izi okuyucu bulunuyor. Meizu 16. arkası cam ve çerçevesi metal bir malzeme ile karşımıza çıkıyor. Cihazın en iddialı olduğu alan performansı ve Meizu 16 listenin en performanslı işlemcisi olan Snapdragon 845'i kullanıyor. Bu işlemci 6 GB RAM ile gelmekte. 3010 mAh batarya kapasitesine sahip Meizu 16. 64 GB dahili depolama alanı sunuyor. Son olarak cihazın güncel fiyatı 2113 TL listemizin son sırasında bu yılın en popüler telefonlarından olan ve aynı zamanda fiyat performans oranı en yüksek cihazlardan olan Xiaomi Redmi Note 8 Pro bulunuyor. 6.53 inç IPS panele sahip ekranı Full HD Plus 395 ppi'lık piksel yoğunluğuyla karşımıza çıkıyor. Arka tarafında dörtlü kamera sistemi bulunan Redmi Note 8 Pro'nun ana kamerası 64 megapiksel çözünürlüğünde. Bu kamera ile portre fotoğraflar çekebilirsiniz. Redmi Note 8 Pro'nun arka kamerası ile 4K 30 fps video çekebilirken 20 megapiksellik ön kamerası ile de 1080p 30 fps videolar çekme imkanı sunuyor. Ayrıca dörtlü kamera sistemi sayesinde makro çekim, ultra geniş açı ve yapay zeka desteği ile kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebilmeniz mümkün. Cihazın arka kısmında parmak izi okuyucu bulunuyor. Cihazın işlemci tarafında güçlü bir işlemci olan MediaTek Helio G90T bulunuyor. Bu işlemciye 6 GB'lık RAM eşlik ediyor. Redmi Note 8 Pro'nun batarya kapasitesi ise 4500 mAh. Depolama alanı olarak da 64 GB'lık kapasiteye sahip. Cihazın malzeme tarafında arkası cam, çerçevesi plastik bir malzeme ile kaplı olarak geliyor. Xiaomi Redmi Note 8 Pro'nun güncel fiyatı ise 2229 TL. Videomuzun sonuna geldik. Sizler de bu telefonlar hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.